AK Parti iktidarının İsrail ikiyüzlülüğü. İsrail, kurulduğu 1948 yılından beri saldırgan ve yayılmacı bir politika izleyerek Filistin, Mısır, Ürdün ve Suriye'den toprak işgal etmiş ve sınırlarını birkaç kat genişletmiştir. Son olarak 7 Ekim 2023'te paramiliter bir örgüt olan Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Elteri Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı operasyonu kapsamında İsrail'in güneyinde bulunan yerleşim alanlarına saldırarak 260 civarında savunmasız masum insanı katletmesi bir barbarlıktır ve asla kabul edilemez. İsrail'in bu saldırıya Hamas ile Filistinli siviller arasında bir ayrım yapmadan karşılık vermesi, hastaneleri, okulları, camileri, sivil yerleşim merkezlerini bombalaması, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırımı yapmadan on binlerce masum insanı vahşice katletmesi, bir soykırımdır, savaş ve insanlık suçudur. Her fırsatta ey İsrail! Naralarıyla Filistin halkının ve İslam dünyasının hamisi kesilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamleleri iç politikaya yönelik, söylemden öteye gitmeyen, tribün ve şov siyasetidir. Türkiye'nin vetosu nedeniyle 1963 yılından beri OECD ülkelerine üye olamayan İsrail 10 Mayıs 2010'da Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde AK Parti hükümeti tarafından veto edilmeyerek üyeliğine engel olunmadı. Oysa Recep Tayyip Erdoğan'ın her ortamda haklarını savunmaya yeltendiği Filistin Devlet Başkanının veto edin mektubuna rağmen İsrail 47 yıl sonra AK Parti iktidarı döneminde OECD'ye üye oldu. İsrail'in Gazze ablukasını delmek amacıyla Türkiye'den yola çıkan İHN'ın insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010'da Akdeniz'de İsrail komandolarının baskınına uğramış ve 10 Türk hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili olarak 29 Haziran 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Demişti. Daha sonra İsrail Mavi Marmara gemisinde öldürülenlerin ailelerine 20 milyon Amerikan doları tazminat ödemiş ve Türkiye davadan vazgeçmişti. Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler AK Parti iktidarları döneminde önemli gelişmeler gösterdi. 2002 yılında 1.41 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2022'de yaklaşık 6 kat artarak 8.91 milyar dolara kadar çıktı. Gazze'de bebek, çocuk kadın, yaşlı demeden masum sivil insanlara vahşice katleden, hastaneleri, camileri, okulları, sivil yerleşim merkezlerini bombalayan terör devleti İsrail ile ticari ve ekonomik ilişkilerini kesmesi gereken Türkiye, ihracata tam gaz devam etmektedir. Türkiye'den gemilerle gönderilen malzemeler arasında İsrail askerlerinin yiyecek, yiyecek, çelik, yedek parça, dikenli tel, kimyevi maddeler, gübre, çimento, varut ve ateş alıcı madde, silah aksamı da var. Ayrıca Azerbaycan'dan Bakü ile Ceyhan boru hattı üzerinden ve Kuzey Irak'tan limanlarımıza gelen petrolün İsrail'e sevkiyatına aralıksız devam edilmektedir. İsrail'e malzeme taşıyan gemilerin büyük bölümünün AK Parti iktidarına yakın kişi ve şirketlere ait olduğu iddialar arasında yer almaktadır. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan ile eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın İsrail'e malzeme taşıyan bazı gemilerin ait olduğu şirketlerle iş ortağı olduğu iddia edilmektedir. Türkiye'de bulunan ve İsrail'in savunma sistemi demir kubbeye istihbarat ve teknik destek sağlayan NATO'ya ait Malatya-Telikürecik ve Adana-Tire İncirlik radar üstlerinin kapatılması İsrail'in hem savunma hem de saldırı gücünü zayıflatacaktır. AK Parti iktidarı bu radar üstlerini kapatmamak da İsrail'in vahşet ve soykırımına dolaylı destek vermektedir. Her fırsatta Filistin halkının yanında olduklarını iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarına şu soruyu da sormak gerekmez mi? İsrail'i lahe, Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık sandalyesine oturtan ülke neden Türkiye olmadı da Güney Afrika Cumhuriyeti oldu? Bu soruya AK Partili siyasetçiler, Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini tanımadığı için hukuken başvuru hakkı, yani dava açma hakkı yok. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye aynı statüde değil, dolayısıyla hukuken ve teknik olarak bu mümkün değil. Teknik olarak mümkün olmayan bir başvuruyu Türkiye nasıl yapabilir ki? Dediler. Yani Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini tanımadığı için Gazze'de soykırım yapan İsrail Devleti'ne hukuken, lahey, Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etme hakkı yok mu? Hukuken ve teknik olarak Türkiye'nin eli kolu bağlı mı? Birçok akademisyen hukukçuya göre Türkiye'nin soykırım yaptığı ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle İsrail'i lahey, Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etmesinin önünde hukuki ve teknik bir engel yok. Türkiye'de birçok ülke gibi uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisini kabul etmemiş ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti de Türkiye ile aynı hukuki statüde olup zorunlu yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerden birisi. Tüm Birleşmiş Milletler BM üyesi devletler BM antlaşması uyarınca doğal olarak uluslararası Adalet Divanı statüsüne de taraftır. Bu nedenle BM üyesi tüm devletler başka bir devlete karşı soykırım işlediği iddiası ile Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunabilir. Halbuki Türkiye Filistin ve Gazze konusunda samimi olsaydı Güney Afrika Cumhuriyeti'nden önce İsrail Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık sandalyesine oturtan ülke olabilirdi. Türkiye'nin İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulamaması, Malatya -Tire kürecik ve Adana -Tire İncirlik radar üstlerini kapatmaması, ticari, ekonomik, diplomatik ve siyasi ilişkilerini devam ettirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarının Filistin ve Gazze konusunda samimi olmadığını, İsrail'e karşı sadece söylem düzeyinde kalan bir siyaset yürüttüğünü ortaya koymaktadır. Aykut Veli Yıldız, 29 Mart 2024